Herkese merhabalar. Mutfağıma ve kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere kahvaltılarınıza böyle farklı ne yapabilirim diye düşünürseniz bu lezzeti, bu tarifi kesinlikle yapmanızı tavsiye ederim. Gerçekten hazırlaması bir o kadar pratik. Çayınız demlenirken siz de bir yandan kahvaltınızı bu tarifi hazırlayabilirsiniz. Ve yapımına geçelim. Evet, 3 adet orta boy patatesimizi küp küp doğruyoruz. Şöyle. Şöyle bir tık ince olsun ki hemen pişmesi kolay olsun. Çayınız demlenene kadar hemen hazır olacaktır. Evet, 3 adet patatesini ben doğradım. Yarım çay bardağı kadar tavama yağ koydum. Ve hemen patateslerimi tavama alıyorum. Bunları orta göz ateşte rengi değişene kadar pişireceğim. Evet, patateslerim ocakta pişerken ben de hemen biberlerimi temizledim. Onları doğruyorum. Biberlerimizi şöyle hemen şöyle küçüğünden de 2 adet sivri biberim var. Siz bir normal boy sivri biber de kullanabilirsiniz ya da artırabilirsiniz biber miktarını. Ben bir tane kapya biber, bir tane, iki tane de şöyle küçük sivri biber kullandım. Malzemelerde isteğinize göre artırıp azaltma yapabilirsiniz. Şimdi hemen patateslerimi bir kontrol edeyim. Ona göre biberlerimi de içerisine ilave edeceğim. Patateslerim şöyle hemen çevireyim. Rengi döndü yavaş yavaş. Böyle 1-2 dakika kadar daha diğerlerinde şöyle birkaç tane pişmeyen görüyorum. Onları da şöyle hemen çevirerek pişmesini sağlıyorum. Sonra biberlerimi koyacağım içerisine. Patateslerim tamam. Şimdi içerisine doğramış olduğum biberleri ilave ediyorum. Çeviriyorum. Şöyle hemen. Yaklaşık şöyle bir 3-4 dakika kadar da biberlerimizin şöyle yumuşayana kadar ve hafif böyle kızarana kadar ara ara karıştırarak devam ediyoruz. Patatesim, biberim kızarırken ben bu esnada 2 yumurtamıza şöyle baharat miktarı ve çeşidi sizin isteğinize kalmış. Ben 1 tatlı kaşığı tuz, 1 çay kaşığı karabiber, pul biber, kekik ve kimyon kullanıyorum. Yumurtamızın içerisine koyup şöyle bir güzel çırpalım.
ve patateslerimizin üzerine gezdirelim. Dediğim gibi baharat miktarı ve çeşidi arzuya göre değişebiliyor. Şimdi yumurtamıza, evet, patatesim oldu. Yumurtamızı şöyle gezdirelim. Burada yumurta miktarını da artırabilirsiniz ama 2 tane yumurta da yeterli oluyor. Çok fazla karıştırmadan 1-2 dakika beklesin. Sonra üzerine rendelemiş olduğum kaşarı ilave edeceğim. Şimdi kaşarımızı ilave edebiliriz. Bir iki dakikada kaşar eriyene kadar bekleyelim. Evet, patatesimiz hazır ve servis tabağına alabiliriz. Şöyle göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi kaşarlar da eridi. Kahvaltılarınıza muhteşem bir lezzet, farklı bir sunum katmak isterseniz bu tarifi deneyebilirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve bildirimlerinizi açmayı unutmazsanız sevinirim. Hoşça kalın.